Lineer denklem sistemleri ders 3 konumuz elementer satır işlemleri. Elementer satır işlemleri matrisi belirli bir forma sokarak daha iyi sonuç çıkarmamızı sağlar. Buradaki işlemler matriste keyfi işlemlerdir. Siz de diğer sorularda farklı elementer satır işlemleri uygulayarak sonuca belki daha hızlı ulaşabilirsiniz. Burada sadece hangi satır işlemleri yapacağız onları göstereceğim. Burada A matrisinde S1 ile S3'ü yer değiştir. Yani satır 1 ve satır 3'ü yer değiştir diyor. Değiştirelim. 1, 3, 2, 2, 6, 4, 3, 1, 5. Gördüğünüz gibi yeni A matrisimiz böyle oldu. Sadece satır 1 ile satır 3'ün yerini değiştirdik. Aşağıdaki matrisimizde ise Satır 1'e işlem yap diyor. Hangi işlem? Sadece satır 1'i 2 ile çarpmamızı istiyor. Çarpalım. 16 14 4. Diğerleri aynen kalıyor. 3 5 4 9 2 1. C matrisinde de satır 2'ye satır 2'yi satır birden çıkar diyor. Şimdi burada işlem yapmadığımız yerleri aynen yazıyoruz. 5, 3, 9, 6, 3, 5. Eğer siz de böyle yaparsanız işlem karmaşıklığı yapmazsınız. Yani işlem uygulamadığımız satırları aynen yazdığımızda en son işlem yaptığımız satırı yazarsak hiçbir karışıklık olmaz. Şimdi gelelim işlemimize. Satır 1 burada. Satır 2 burada. Ne diyor? Satır 2'den satır 1'i çıkar diyor. Çıkaralım. 5, 2'den 3 çıktı. Eksi 1. 7'den yani 9 çıktı. Eksi 2. D matrisindeyiz. D matrisinde sadece satır 3'ü 2 ile bölmemizi istiyor. Diğerlerini aynen yazıyoruz. 2, 1, 3, 4, 6, 7. 3. satıra geldiğimizde hemen işlemimizi yapıyoruz. 3, 4, 5. 2 ile böldük hepsini. E matrisine geldiğimizde ise 2 tane işlem yaptırıyor bize. Burada dikkat etmemiz gereken konu şu. 2 tane işlem yapabiliriz. Ama işlem yapılan matrisi diğerinde işleme sokamayız. Örneğin burada S2 işlemdeyken S3'ü S2'de yani satır 2 ile ilgili işlem yapamayız. Çünkü zaten S2 burada değiş, değişiyor. Onun için sadece S1 ile işlem yapabiliriz. Ne diyor? S2 işlem yap. Nasıl? S2'den S1'i çıkar. S3'e geldiğinde ise S3'ü S1 ile topla diyor. Yani satır 2'yi burada kullanamayız. Aynı şekilde satır 3'ü de burada kullanamayız. Çünkü işlem sonucunda burası değişecek. Kuralımız neydi ilk etapta? işlem yapmadığımız satırı aynen yap ki kafan karışmasın. 5, 7, 3. Satır 2'den satır 1'i çıkaralım. Eksi 3, eksi 6, 1. Satır 3'e geldiğimizde ise satır 3'ü satır 1 ile topla diyor. Toplayalım. 9, 15 ve 9. E matrisinde böyle yaptık. Elementer satır işlemlerini en çok Gauss short'un yok etmede ve Gauss yok etmede kullanıyoruz. Bu önemli. Zaten diğer konuda daha iyi anlayacaksınız. Dördüncü derste görüşmek üzere.